Başhekimin yaralanmasında Demiryaman'ın bir suçu yok diyorsun, öyle mi? Aynen öyle. Ümit Hanım benim gözümün önünde yuvarlandı. Evde bizden başka kimse yoktu. Nasıl yuvarlandı? Durup dururken mi? Hayır, durup dururken değil. Ümit Hanım benim eski arkadaşımdır. Hususi bir sebepten tartışıyorduk. Olayın hararetiyle beni itmeye çalışırken dengesini kaybedip düştü. Sen elini sürmedin yani. Hayır, sürmedim. Benim tek suçum yardım çağırmamaktı. Neden çağırmadın? Öldü zannettim. Kimse bana inanmaz diye düşündüm. Hadise bu şekilde cereyan ettiyse başhekim hanım ifadesinde neden Demiryaman'ın ismini verdi? Niye beni o itti dedi? Onu ben bilemem, kendisine sorun. Benim bildiğim tek şey Demiryaman'ın suçlu olmadı. Lütfiye. Ah, Ali rahmet. Sağ ol arkadaşım, beni gene yalnız bırakmadın. Aşk olsun. Ben seni yalnız bırakır mıyım? Ne zaman yalnız bıraktım seni? Ayrıca biz birbirimizi hiç yalnız bırakmadık. İçeride mi? Evet, ifadesini alıyorlar. Sana telefonda söylediğim gibi Fikret yapmamış. Ona çok sevindim zaten. Peki nasıl olmuş? Tartışırlarken dengesini kaybedip düşmüş kadın. Hem sonra Fikret yapmış olsa gelip de buraya Demir için ifade verir mi? Doğru. Doğru söylüyorsun tabii. Fikret oğlum. Biz buradayız, merak etme. Bak amcan da geldi. Çıkınca konuşuruz teyze. Hoş geldiniz Emre Ahmet Bey. Hoş bulduk müdürüm. Şimdi benim anladığım kadarıyla hadise bir kazadan ibaret. Fikret'in ihmalden başka suçu yok değil mi? Öyle görünüyor. O zaman müsaade et, biz çocuğu alıp eve götürelim. Evde kalsın. Getir dediğinde de tekrar getiririz buraya. Maalesef mümkün değil. Fikret'i nezarete alacağız şimdi. Neden? Ama ifadesini verdi. Ortada kasten yaralama da olmadığına göre tekrar niye nezarete alacaksınız? Hakkındaki başka suçlamalar sebebiyle gözaltında kalacak. Başka suçlamalar mı? Neymiş onlar? Ne suçlaması? Hakkında çok ağır ithamlar var Ali Rahmet Bey. Ne diyorsun müdür? Nasıl itham? Şu anda size malumat veremem. Kendisini yarın sabah tutuklanma talebiyle savcılığa sevk edeceğiz. Tutuklama mı? Ali Rahmet. Dur bakalım, dur. Anlarsın.